Hazreti Musa Aleyhisselam döneminde yeni evli bir çift evladı olmuyor, çocukları olmuyor diye Hazreti Musa Aleyhisselam'dan dua istemeye gelirler. Bir peygamber Hazreti Musa Aleyhisselam, Allah'ın Kelimullah'ı, gelip ondan dua istiyorlar. Ey Musa, dua eder misiniz? Çocuğumuz olmuyor. Hazreti Musa Aleyhisselam dua etmeye hazırlanırken Cenab-ı Hak peygamberine vahyediyor. Levh-i Mahfuz'u azıcık aralıyor. Hazreti Musa bir de bakıyor ki bu çiftin çocuğu olmayacak. Böyle görünce dua etmekten vazgeçiyor. Onlara diyor ki boşuna benim duama umut bağlamayın. Kanaatimce sizin evladınız olmayacak. Böyle okudum diyor. Üzülüyorlar. Belki kahroluyorlar. Ama bütün bunlara rağmen duadan ümit kesmiyorlar. Aradan 2 yıl geçiyor. Karı koca geliyorlar, ellerinde bir çocuk. Evlatlık mı aldılar? Hayır. Bizim şeriatımızda biliyorsunuz tebenni nesh edilmiştir. Yani bir çocuğu küçük yaşta yeni doğduğu andan itibaren hastaneden alsanız, deseniz ki biz bunu evlatlık edindik, büyüteceğiz ve bu bizim çocuğumuz olacak deseniz, sadece bununla beraber erkekse hanımınıza, kızsa size namahrem olmaz. Mutlaka hanımınızdan veya kız kardeşinizden veya annenizden, yani size onu akraba kılacak birisinden emzirmeniz gerekir. 2 yaşını doldurmadan önce süt emerse süt oğlunuz, süt kızınız olur. Böylece aynı sofraya oturabilirsiniz. Ama yok, 2 yaşından evvel böyle bir yakınınızdan süt emmemişse sizin evinizde büyüdü diyerek o sizin mahreminiz olmaz. Geliyorlar ellerinde. Hazreti Musa ilk etapta onu evlatlık zannediyor. Sonra diyor ki bu sizin çocuğunuz mu? Evet diyorlar. Hazreti Musa Aleyhisselam şaşırıyor. Cenab-ı Hakk'a iltica ediyor. Ey Rabbim, sen bana bunların çocuğu olmayacağını levhten okutmuştun. Senin kitabında, senin kaleminde, senin kararında, senin kazanda ve kaderinde yanlış olmaz. Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya diyor ki ey kulum Musa, ben sana levh-i mahfuzda kadai muallak olan, bir şarta bağlı olan hükmün sadece bir kısmını göstermiştim. Halbuki o hüküm şarta bağlı olarak yazılmıştı. Şöyle, eğer dua etmeye devam etmezlerse bunların çocukları olmayacak. Son bölümü okuttum diyor. Şartı görmediğin için, şartı bilmediğin için sen son bölümün bilgisini onlara verdin. Bunlar kendilerine çocuklarının olmayacağını söylemiş olmana rağmen 2 yıldır aralıksız bana dua etmeye devam ediyorlar dedi. Aralıksız dua etmeye devam ediyorlar. Mevla sonunda onları boş çevirmedi. Onun için Allah'ın en sevdiği ibadetlerden biri de neymiş? Duada ısrar.